şeytanın vaatları var. O vaatlara kananlar, yeryüzünde madde planında müreffeh bir hayatı yaşayanlar göreceksiniz. Onlar size dönecekler. Eğer İslam hak olsaydı, hakikat olsaydı, o zaman Pakistanlar, Mısırlar değil de, fakr zaruret içinde olanlar değil de, kim olmalıydı Müslüman, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar onlar olmalıydı. Ya kardeşim bu adamlar nasıl zengin oldular? Hırsızlık yaparak değil mi? Fransızlar sömürmediler mi Afrika'yı? İngilizler dünyayı sömürmediler mi? Amerikalılar sömürmediler mi? Oradaki yüzünde Afrika rengi olanları oraya köle olarak alıp götürmediler mi? Senin deden dört asırdan daha fazla ...Afrika'ya hükmetti... ...ama İstanbul'da... ...yüzünde Afrika rengi olanların... ...mahalleleri yok... ...neden... ...deden... ...dünyaya... ...Kuran'a hakimle... ...hükmederken... ...onları sömürmedi... ...Anadolu'nun buğdayını... ...deden Fatih... ...Yavuz... ...Süleyman... ...Abdülhamid... ...onlar... ...Afrika'ya gönderdiler... ...ama adı Fatih olan adı Hasan olan, gerçekte Sabatayiz, gerçekte dönme, gerçekte Yahudi çocuğu, Selanik çocuğu olan, bu adamlar, bu Yahudi çocukları, sana öyle bir propaganda yapıyorlar ki, tarihle, irtibatını kopardılar. Sen Osmanlı'yı bilmiyorsun, sen Selçuklu'yu bilmiyorsun, sen onların şu Kur'an'la, Cihana hükmettiğini bilmiyorsun. Sana hırsız olan Fransız'ı gösteriyor. Hırsız olan İngiliz'i gösteriyor. Amerikalı'yı, Afrika'yı köleleştiren bu haydutları gösteriyor. Sen de ona diyeceksin ki 15 asırlık İslam tarihinin 12 asrında Emevilerle, Abbasilerle, Selçuklarla, Osmanlılarla, Cihanın en büyük devletlerini kurduk biz. Dünyaya biz hükmettik. Biz de Kur'an'la dünyaya hükmeden. Ama biz insanlığa, bu karaya hadim olduk. Almadık, verdik. İktidarını Osmanlı bu karanın alın teri üzerine kurmadı. Onların sofralarından çaldı, ekmek üzerine kurmadı. Ya Ekmeğini onlarla paylaştı. Taamul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği ikiye yeter. Sen de gel dedi. Dinine bakmadan, ırkına bakmadan sen de bu sofraya otur dedi. Ama Yahudileri biz Endülüs çökerken Selanik'e aldık. Oraya yerleştirdik. Sonra dönmeler, sabah ayisler içerden o devleti aliyi yıktılar çökerttiler, adlarını değiştirdiler. Şimdi tarihle arana kalın duvarlar koydular, sövüyorlar sana. Sen halin muhasebesini yapacak kadar tarihi bir muhakeme içerisine giremiyorsun. Kopardılar, ruh köklerinle bütün irtibatını kestiler. Damarlarını kestiler, soluklanamıyorsun, nefes alamıyorsun. Sen ne diyorsun ki dünya kurulduğu günden beri Amerika var, İngiltere var. Hayır, biz Roma'yı yıktık, biz Sasanileri yıktık, biz Afgan dağlarında Sovyetleri gömdük. Daha dün dünyanın en güçlü devleti Amerika, Afgan dağlarında geriye dönmeden, silahlarını alamadan arkasına bakmadan caniler kaçmadı mı? Onları bu hale getiren zelil eden aç, fakruz zavret içerisindeki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti değil miydi? Evet dünyada biz büyük zaferler kazandık. Kur'an-ı Hakim'le kazandık. Resulullah Aleyhisselam'a ittiba ile kazandık. Fakat Rabbim okuduğum şu ayette, evet ya'iduhum maymunnihim Şeytan vaat edecek. Bir takım kuruntularla size gelecek. Ya ahiret yok diyecek. Deviliş yok diyecek. Bak şu Amerika'ya. Bunlar nasıl dünyaya hakim oldu? Kur'an'la bu iş olmaz diyecek. Sanki yüz yıldır Kur'an'la bu devleti, Kur'an'la bu toplumu yönetiyoruz. Ne dediler? Kur'an'ı kapat, tadını aç dediler. Yüz yıl önce Fali Rıfkı öyle dedi. Kapat Kur'an. Hey Fali Rıfkı! Kapattırdın Kur'an'ı, açtın kadını. Ne yaptın, Fali Rıfkı? Söyle bakalım, ey sarhoş masalarında, gününü güneden, Fali Rıfkı. Hadi söyle bakalım, mezarında konuş bakalım, Osmanlı gibi, Fatih gibi, Yavuz gibi, bu milletin boynuna bir zafer madalyası takabildin mi, ey Fali Rıfkı, ey Fali Rıfkının içki sofrasına oturanlar söyleyin bakalım ne yaptınız? Onun yolundan gidenler söyleyin. Ama biz söylüyoruz Allah'ın izniyle. Diyoruz ki in tensurullah surkum Allah'a yardım ederseniz Allah yardım edecek. Allah yardım edince o zaman Roma bu ümmetin önünde nasıl diz söktüyse, Doğu Roma Bizans, dedem Fatih'in önünde. Roman Döjen, dedem Alpasa'nın önünde. Nasıl diz çöktüyse 12 bin mücahitle 200 bin kişilik orduyu yere sermişti Alpasa'nın. Rahmetullahi aleyh. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ile yaptı. 43 yaşında şehit oldu. Eğer 43'ünde onu bir haydut şehit etmeseydi İstanbul dört asır önce fethedilecekti. Kim durdurabilirdi ki La ilahe illallah deyince bütün zerre ve hücreleriyle İslam'a teslim olan Alpaslan'ı dünyada durduracak bir ordu yoktu. Öyle bir iman, öyle bir teslimiyeti vardı. Ama Rabbim ona, sana bu kadar şeref yeter. Sonrakiler gelsin, onlar da bu yolda bedel ödesinler, alın terleriyle kazansınlar. Kardeşlerim, dünyada zafer olacak ama şeytanın kuruntularına sakın ha kanmayın, aldanmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Fakat asıl zaferiniz cennet olacak. Orada kazanacaksınız. Orada size kimseler müdahale edemez. Orada kimseler karşılamaz.